Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Ağustos Cuma, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 8 koşulu bir program var Bursa'da. Tabii ki öncelikli olarak mübarek Cuma'mız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı Cuma'lar. Ondan sonra bu keyfi işlere bakarız arkadaşlar. Ben at yarışı, iddia, spor, bilmem ne, bunlar hep keyfi işler arkadaşlar. Yani bunları keyif olarak oynayacağız. Keyif olarak daha rahat oynarız. Ben her zaman söylüyorum. Stresli bir oyun yapmaktansa keyif olarak oyun yapmak bence en mantıklısı. Hem küçük oyunlarla daha büyük ikrame yakalama şansımız da her zaman daha çok olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Tabii bugün 8 koşulu bir programımız var. Tek altılı güzel bir program var ama ben her iki programı da beğendim. En azından İstanbul ve Bursa. İnşallah bir aksilik olmasa da sizlere bir şeyler kazandırabilirsem de ne mutlu bana arkadaşlar. Bu arada akşamleyin bir Saratoga Amerika yarışları var. 9 koşulu bir program arkadaşlar. Yani bu 9 koşulun şimdi ilk altılıya yetişebilir miyim? İnanın bilmiyorum. Eğer yetişemezsem muhtemelen ikinci altılıyı sizlere yetiştireceğim arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Çünkü 9 koşu olunca biraz uzun oluyor arkadaşlar. Hem video yükleme açısından. Çünkü yükleme açısından ben bayağı bekliyorum. Eli bazı yerlerde 10 dakikada yükleniyor video. Gerçi 10 dakikada yüklenmedi. En az 15 dakikayı buluyor da. Bazen bakıyorsunuz 40 dakika oluyor, 40 dakikadır hala şey. Çünkü şöyle bir durum oluyor, eskisi gibi değil, direkt hemen yüklendi mi programı yayınlanmıyor, kontrol ediliyor arkadaşlar. Artık birkaç aydan beri kontrol ediliyor. Yani o kontroller biraz uzun sürüyor. Hele ben size şöyle bir şey söyleyeyim, hatta geçen gün benim bir Kanal D'de oynayan bir dizide yani küçük bir rolüm vardı. Ben bunu hatta bir sizlere sürekli söylüyordum, bu Kırık Hayatları dizisi için. Benim olan sahnede ben gittim o sahneyi, sadece benim olan sahneyi bu YouTube'dan indirdim, yani kendi bilgisayara indirdim. Hadi buradan dedim en azından şey yapayım, tekrardan YouTube'a yükleyeyim bunu dedim, sadece bu sahneyi en azından eşe dostlara göstereyim diye. Abi indirdim, direkt telif hakkı geldi ya. Düşünün yani, kontrol ediliyor yani. O yüzden bakın daha hiçbir şey yazmadım. Sadece Yılmaz yazdım, başka bir şey yazmadım. Yani ne dizinin ismini ne başka bir şey yazdım. Yani kontrol ediyor, her sahnesi kontrol ediliyor. Yani ben ilginç dedim hemen tekrardan. Zaten kimlere attıysam seyredemediler. Çünkü seyredemediklerini söyledi. Ben de şaşırdım, nasıl seyredemiyorsunuz? Allah telif yazıyor dediler. Sadece kapkaranlık bir şey var, telif yazıyorlar. Yani inanın ben şok oldum. Yani bu kadar, kendi aramızda zaten paralı olarak da göstermedim, kapalı paralı olarak. Yani kendi aramızda bile adamlar izin vermiyor. Ya yapacak bir şey yok. Saratoga yarışları dediğim gibi 9 koşulu var ama açık yarışların çok olduğu bir yarış. Yani bayağı zengin bir program var. Benim yine yurt dışı yarışlarım, benim zaten ön planda tuttuğum yerler. Hele Amerika, Cuma, bugün Perşembe günü şu anda yayınlattığım zaman. Amerika'da verdiğim en azından program 4-4 gidiyor ve bayağı da güzel oyunlar gidiyor. Cazip denilecek şekilde gidiyor. Ya şu anda şöyle söyleyeyim ben size. İlk 4 ayak koştu. Birinci ayakta 1.74 verdim. 4 numaralı safkan geldi. Yani 3. safkanım. Ama ikinci ayakta 3.7 dedim. 3 favorim benim de geldi. 3. ayakta 8.4 verdim. 8 numaralı safkan benim favorim geldi. 4. ayakta 7.5.2.12 öncelik verdim. Yarış 7.12 bitti. Bakın ilk 4'te verdiğim isim 7 favori verdim. 7.8 lira ganyanla geliyor. 12'nin de 20 kusur lira ganyanı var. Yani ikilisi bile ekranda yok. Yani 30 liraya kadar ekranda yok. Yani demek ki ben bir şeyler kazandırabiliyorum sizlere. O yüzden bu katıl butonundan da arkadaşlar, yurt dışı yayınları normalde ben katıl butonundan veya Instagram üzerinden yayınlatıyorum. Ama bazen böyle önemli koşullarda açık yapıyorum ki arkadaşlar da faydalansın. Yani normalde olduğu gibi kapatabilirdim. Yapmıyorum bunu. Sizlerden de tek istediğim şey bu katıl butonuna üyelik yapmanız ve kanala katkıda ve destekte bulunmanız arkadaşlar. Ben dediğim gibi Eylül 1'den itibaren bakın 3-4 gün sonra en düşük 25 TL olarak kabul edeceğim. 25 TL'nin altındaki videolar izleyemeyecek. Yani katıl butonuna üyelik yapmış olsa dahi 25 TL'nin altındakiler izleyemeyecek. 25 TL ve yukarısı arkadaşlar. Bu inanın çok bir para değil. Hani en azından bir kanala katkıda bulunabilirsiniz. Ya şu anda adamlar vlog yapıyor. Bir vlogla bile inanın 600 lira 1000 lira atanlar var. Ben bunları da kendi gözlerimle gördüm. Yani ben burada sizlere bir şey kazandırıyorum. Tamam bazı herkesin imkanları olmayabilir. Zaten 3 lira 5 lira oynayan arkadaşlarımız var. Ben de aynı şekilde 3 lira 5 lira oynuyorum. Yani benim bütçem zaten yok. Ama her zaman mı oynuyorum? Kesinlikle hayır. Bu bir ay içerisinde son bir ay kaç kere oynadın dersen en fazla 4 kere oynamışımdır veya 5 kere. Yani bazen şöyle oluyor.
burada arka arkaya altılar tutturdum seri haline. Ya dedim kendimi oynamıyorum dedim. Bakın dedim ne güzel oynuyor. Hadi dedim bu yarışta ben oynayayım bari diyorum. Bir 7-8 aralık artık kıyıyoruz yani. Niye havası oynayayım? Kıyıyorum en azından bir haftalık. Çünkü benim kendi haftalık bir harcamam var. Onu üstüne çıkamıyorum çünkü. Hadi dedim burada oynayayım. Abi yok. Yok bende bir şey yok. Ya terzi söküğünü dikemez diyorlar ya. Vah vah doğru bir şey. Ben de kendime bir şey faydamı yaptıramıyorum. Ama neyse sizlere yakalatıyoruz. Artık sizlerden de bir şey beklemek hani kusura bakmayın. Benim de biraz hakkım herhalde diye düşünüyorum. Yani çünkü yurt dışında inanın bu tahmin verenler ya 100 dolardan aşağı bakın 100 dolardan aşağı abonelik yaptırtmıyorlar. Yani 100 dolar şu anda kaç para? 850-900 lira para civarında artık komisyon alıyorlar. Biz burada şimdi 10 lira 20 liranın hesabını yapıyoruz. Ve sanki kanlı bıçaklı gibi oluyoruz. O yüzden arkadaşlar yani sizler de yukarıda Allah var yani yarım elma görünmez. Bizim sloganımız bu. Sizler de eğer gerçekten bir şeyler kazandırabiliyorsam yani siz de en azından bir bonkörlüğünüzü yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Ben şahsen bir yere gittiğim zaman vallahi ben eğer bir şeyden fayda giriyorsa ben veriyorum arkadaş. Ben de karşımdakini de kendim gibi gördüğüm için o yüzden bazen isyan edebiliyorum. Ama her şeye rağmen kusura bakmayın arkadaşlar. Yani maksat birbirimize bir nazımız geçsin diye bunları konuşuyorum. Gelelim bugünkü yarış programına. Kusura bakmayın bir 6 dakikanızı yine yedik. Birinci koşu saat 14.30'da başlıyor. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışında. Tabii ki burası bir dörtlü ganyan ayağımız. Birinci dörtlü ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Ben burada biraz büyük ihtimalle yarın favori çıkmayacak olan bir safkan var burada. Mehmet Akyavuz'a start alacak olan 3 dolu Firecracker. Bu Trivales temsilcisi Mehmet Akyavuz'da. Ben kazanmasını bekliyorum. Bu safkan biraz sürpriz çıkacak. Ama sanki bu safkan bu yarışı götürür diye görüyorum. Biraz daha şanslı geldi bana. O yüzden ben de 3 dolu Firecracker'ı sürpriz de olsa veya favori de çıkabilir. Benim bugünkü tekim arkadaşlar bu dörtlü ganyanlarında. Günün ikinci koşusu 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da açılış ayı olan şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 2 nolu Emir Soy'u Muhammed Bilbilgin ve 1 nolu Batman Aslan'ın tam en nolu temsilcisini Tolga Yıldız'la eşit 2 şanslı isim olarak kuponlara yazıp bayağı bir şekilde geçmenizi öneriyorum. Bu 2 safkan zaten yıkılırsa burası para olur arkadaşlar. Hem 7'li plase açısından hem de 4'lü ganyan açısından. Günün 3. koşusundan itibaren 6'lı ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 16. 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben burada bir riske gireceğim artık ama ben kazanmasını bekliyorum. 7 nolu Amadis, bir Lilborne late temsilcisi Muhammed Bilbilgin'e start alıyor. 51,5 kilo gibi bomboş kilosuyla start alıyor ve safkanın çim performansı harika. Son 8. ile kesinlikle ölçü almıyorum. Bu safkan çimde bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. 7 nolu Amadis, güne banko ile başlıyorum arkadaşlar. Benim de limanım bankom olacak. Günün dördüncü koşusu altılı ganyanın ikinci ayağına geldiğimizde bir kısa vade altı dişilere ait 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik çim koşusunda 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 3 ve 8 nolu safkanların ekili olduğu bir yarışta baktığımız zaman 2 nolu Gülçin Sultan bu Özhabar temsilcisi Mustafa Çiçek de bana göre kazanması en normal sonuç olacak bir isim. Zaten koşmuş olduğu gruplara göre bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. Yani günün ikinci bankosu olarak sizlere bunu önereceğim ama bunu yanına rakip vereceğim eğer bu ayağı yıkmak isteyenler rakip arayanlar için. Ben yarın oynamaya kalkarsam 7 tek 2 tek girerim artık şansıma gelir veya gelmez arkadaşlar. Ama 2 nolu safkana rakip illa da arayanlara da öncelikli olarak 3 nolu Palatlı Gülü ve 8 nolu Serin Dalga her iki ekür de iyi durumda. 6 nolu Gökçekenti Sercan Tırpan'la ve 7 nolu Mabeyn Mertcan Çelik'le rakip olarak önereceğim isim olarak arkadaşlar. Ama ben 2 nolu Gülçin Sıtlan'ın kazanmasını bekliyorum. Günün 5. koşusu altılı ganyanın 3. ayağı bir Seddül Bahir koşusu kısa vade 6 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 7 nolu First Smile'e vereceğim. Kaneko temsilcisi Mustafa Çiçek'le yani son 3 yarışın 3 tane ikincilikle ayrılan bu safkan koşmuş olduğu gruplara göre de yani bu yarışı kazanması bence en normal sonuç olur. Rakipleri 2 nolu Braden Leon bir Bosworth temsilcisi Halil Kaplan'a start alan safkan da oldukça formda ve çok iyi performansa sahip ve iyi derecelere sahip bir isim. Ve 3 nolu Crazy Leon böyle mesafelerde etkili sprinte sahip olan bu Kaneko temsilcisi de Tolga Yıldız'da kesinlikle hata affetmeyecek konuda olan bir isim. 7-2-3 biraz daha bende ön plana çıkan isimler ama bu üçünün dışında da at yazmak isteyenler için de 4 nolu Eyvah Uzun Mehmet bir Bay Çiftçioğlu temsilcisi Mertcan Çelik de safkan genel görüntüsü oldukça iyi. 5 nolu Iron Crush bir Duty Free temsilcisi Saadettin Boyraz'a yine bugün etkili isimlerden birisi. Bir de 6 nolu Just Unique
bir Invisible Sun temsilcisi olan Safkan da Tugay Alıcı da statüye yine bir kurtarı kürsüne ait bir Safkan. Ama bu Safkan Gazi koşusundan beri koşmuyor. Gazi 10.sü mü 11.sü mü ne oldu bu Safkan? Altınoz Just Unique. Yani o yarışında bile bayağı Safkanları geride bıraktı. Gazi koşusu koşmuş bir isim ve çok iyi dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor. O yüzden kesinlikle bence ihmal edilmemesi lazım. Bugün kurteller yine Ali Cengiz oyunu yapıyorlar. Herkes 7'yi beklerken 6 yarışı kazanırsa da hiç şaşırmayacağım bir olay olarak açtı. 7-2-3 daha sonra 4-5-6 benim bu 5. koşu yani 6'lı Ganyan'ın 3. ayağı için önerdiğim isimler olur. Günün 6. koşusu. Ertuğrul Gazi. Evet bir Gazi koşumuz var burada. Tabii bu Ertuğrul Gazi. Bir grup 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak bu yarışı. Ben 10 nolu Like the Stars. Bir liner temsilcisi Mehmet Akyavuz'a staff alan safkan çok formda bir iyi hazırlıklara sahip isim. Safkan Kabakum'u yani böyle pisti çok sever arkadaşlar. Yani şu 0 ve 7'si sentetikte olan bir yarışlar. Ben hiç sentetikteki yarışlarını ölçü almayan bu Safkan bugün sevdiği piste koşuyor. Kesinlikle ilk şanslı isim olarak kuponlara yazalım. 4 dolu Fire of World. Bir hakim temsilcisi Saadettin Boyraz'a bugün şansını deneyecek olan Safkan. Geçen yarışta biraz da artık ne diyelim biraz devrini yükseltemedi. Tabii o an Özcan Yıldırım da dışarıdan bırakın gitsin hesaplayamadı herhalde. Ben yine 4 nolu Fire Award'u Saadettin Boyraz'da tabii o gün Fire Award'u geçen 2 nolu bırakın gitsin. Yine aynı performansı yapabilir mi? Kalite bir isim. Bir Victor Galop temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'la yazılması gereken son isim olur. 14-2 benim bu ayak için önerdiğim isimler arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldik. Yani 6'lı Ganyan'ın 5. ayağı. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak bu yarışta 3 ve 6 nolu safkanın ekür olduğu yarışta ben de 3 nolu Likaki. Bu kaptan Rio temsilcisi Tolga Yıldız'da 2 yarış koştuktan sonra bir 4 aya yakın 3,5 aylık 4 ay arası bir ara vermiş olan bir isim. Güzel hazırlıklarla giriyor ama ekürüsü 25 gün önce koşmuş bir Fly By Me temsilcisi 6 nolu Endless Break. Ben her iki ekürü de çok iyi durumuyla öncelik şans veriyorum. Hatta eğer biraz riske girebilirim derseniz bayağı bir banko adayı olarak da önerebilirim. Ben de çünkü çok ön planda her iki ekürde. Ama rakipleri var tabii ki. Rakip yazmak isteyenler de 4 nolu Maximus Boy. Bir Maximus Dirin temsilcisi Deniz Yıldız da start alıyor. Bir kez koştu ve üçüncülük elde etti ve Safkan genel görüntüsü oldukça iyi. 5 nolu Satoshi. Bir Paco Boy temsilcisi Mahsun Demirbaş da start alıyor. Yine bir yarış koşup üçüncülükle ayrılan bu Safkan yine güzel hazırlıklara sahip. Ve 8 nolu Hızlı Melek. Bir Kadir Baba temsilcisi anne de bir Yakutine yine iyi bir kanatına sahip. Murat Gündüzeli'ye start alacak olan Safkan kendi aile atlarından bu isimde 21 gün önce koşmuş olduğu tek yarışındaki güzel ikinciliği ve güzel hazırlıklarıyla rakip olarak önerdiğim isim. 3 daha sonra 4, 5 ve 8 arkadaşlar. Ama tabii ki 3 derken 6'yı da kastediyorum arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani şimdi 3 değil de 6 yarışı kazanırsa da yani hiç şaşırmayacağım çünkü her ikisi de iyi durumda. Son koşuya geldik. Handikap 16. 4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik çim koşusunda. Evet 15 safkan arasında koşacak bu yarışta ben 4 nolu Budaklı bu kurtel temsilcisi Mertcan Çelik'le güzel performansıyla güzel hazırlıkları ilk sırada şans verdiğim isim. 6 nolu Ağaca Bey'i Bersoy temsilcisi Tolga Yıldız'ı startlıyor. Yine bu safkan tırnağın ucunda ve son 2 yarışında bir birincilik ve arkasında ikincilik ve güzel çalışmalarıyla yine şanslı isimler arasında. 13 nolu Hür Reis bir Kazber temsilcisi Berkan Çılal'a bomboş kilosuyla son güzel ikinciliğiyle ve iyi durumuyla yine şanslı isim. 9 nolu Süleyman. Şehzade bakın Allah söyletiyor dersiniz ya. Yani o yüzden bazen yanlışlık söylüyorum ama altlar da geliyor sanki inadına. Neyse arkadaşlar 9 nolu Süleyman bu turbo temsilcisi Saadettin Boyraz'a son yarışın nihayetinde kazanan bir isim. Yine burada da şanslı isimler arasında. Tabi biraz ağır kilosuna rağmen 1 nolu Galicia bu aya bakan temsilcisi Ali Can İnci ile şans verdiğim diğer isim olur. 4, 6, 13, 9, 1 bunları öncelik şans veriyorum. Eğer bir safkanda yazacaksanız az önce söylediğim gibi Eren Kadirler'le start alacak olan 8 nolu Şehzade ile kuponları yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. Bu safkan çim pistte farklı koşuyor. Öncelikli olarak bunu belirteyim. Günün şablonuna gelince 1. koşu 3 tek, 2. koşu 2-1, 6'lı Ganyan 1. ayağı 7 tek, 2. ayak 2, benim normal bankom ama rakip 3-6-7, 3. ayak 7-2-3, daha sonra 4-5-6, 4. ayak 10-4-2, 5. ayak 3, daha sonra 4-5-8, son ayak 4-6-13-9-1, daha sonra 8. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.